Ve geldik. İmamoğlu'na gideceğiz. Ekrem İmamoğlu'na gideceğiz tabii. İmamoğlu adam çalışıyor ve şöyle çalışıyor. Ya her gün işte 14 Şubat'ta mı 16 Şubat'ta mı ne başladı şey? Mitinglere, seçim hareketliliğine, çalışmalarına ve o gün bugündür sahada. Her gün bir yerde, iki yerde, otobüs üstünde, üstünde mitingler de yapıyor ve ilk başladığı yerler de AK Parti'nin kaleleri olarak adlandırılan yerlerdi. Ve edindiğim bilgi, şimdi yarın ve Cuma günü Erdoğan da buraya geliyor. Kendisi yine AK Parti'nin kalelerinde miting yapacakmış. Öyle de bir kulağıma geldi. Ha bugün neyi hatırlattı diyecek olursanız, ta 2019 yılına götürdü bizi. O kırık sandalye olayına. Aşkolarda mitinge giderek.com. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Çatalca'da kalabalık karşıladı. İmamoğlu Erdoğan'a hedef aldı. Sayın Cumhurbaşkanından defalarca randevu istedim. Doğru mu? Verdi mi? Ayrımcılığa uğradık. 30 tane belediye başkanını, büyükşehir belediye başkanını bana kırık sandalye denk geldi. Bak bak bak. Az kalsın düşüyorduk. Bak israf ediyorsun, sandalyeyi kırdın. Dedim ki vallahi birincide değil ama ikincide daha sağlam oturuyorum da ondan dedim. İmamoğlu, coşkulu kalabalığın pankartlarıyla rakibi kuruma ve bakanlara gönderme yaptı. Bu kabine kim? Sen biliyor musun kabinenin kim olduğunu? Ben de bilmiyorum. Kim o kabineyi bilen var mı? Kimdir kabine? Benim bildiğim kabine Ankara'da olur. Bunlar toplanmış İstanbul'a gelmiş. Haberiniz var mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adımda. Yani anca ondan anlar, haklısın. Yeni kavram türetti. Kuruma destek için İstanbul'a giden bakanlara bakan israfı dedi. Yeni bir kavram. Bakan israfı yapıyorlar. 17 bakana işi gücü bıraktırdılar. Hadi İstanbul'a dediler, geldiler mi? Yani yurt dışından biri gelse Ankara'da bakan bulamayacak. Geçen bir gazeteci yazmış. Bakanlar kurulu değil, bakanlar kurumu demiş bunlara. Bakanlar kurumu. İBB'ye son 5 senede yapılan denetimler de gündemindeydi. Uğur Dündar'la programda demiş, yani hazır, o çalışmış, ben tabii bilmiyorum. Dedi ki 1,5 günde bir sana müfettiş gelmiş. 1,5 günde bir müfettiş. Bir kapıdan giriyor, o daha çıkmadan öbür kapıdan öbürü giriyor. Seçimden sonra işler tersine dönecek dedi. Engelleyici tavrın işe yaramadığını görecekler bu pazar günü. Pışık, biz öyle pesk eder miyiz? Mümkün mü? İmzalamadıkları projelerimizi tek tek imzalayacaklar. İmamoğlu artık çizgiyi aştı. Yani kendini aştı derler ya. Hitabet konusunda etkili.